Barış Terkoğlu, 16 Mayıs 2022, Cumhuriyet Sokak eylemlerine Sadat hazırlığı Düşecek, düşecek, düşecek derken düşüyor. İnsan geçmişten öğrendiğiyle olacağı öngörüyor. Kılıçdaroğlu Sadat'ın kapısına gitti. Parmağıyla gösterdi. Bu kuruluşun hedefleri arasında gayri nizami harp eğitimi var. Yani sabotaj, baskın, pusu kurma, tahrip, suikast ve tedhiş. Arapça tedhiş, Türkçesi de terör. Okuyanlar hatırlayacaktır. Sadat'taki gayri nizami harp eğitimlerini de tetiş meselesini de anlatmıştım. Kılıçdaroğlu'nun ardından bir daha bakmak gerekiyor. Sadat'ın sitesinde verdikleri eğitimler anlatılıyor. Biri de gayri nizami harp paketi. Elbette askerlere ya da polislere vermiyor. Temel askerlik eğitimi bilgisine sahip siviller alıyor. Peki kursları kimler veriyor? Yanıtı belli. Sadat eski Türk Silahlı Kuvvetleri personeli bilgisini kullanıyor. Nitekim Sadat'ın kurucusu ve eski Cumhurbaşkanı Başdanışmanı Emekli General Adnan Tanrıverdi de gayri nizami harp uzmanı. Sadat şimdi silse de bu konuda bir iş ilanı vermiş. Arşivden çıkardığım o ilanda şu yazıyor. Nizami, gayri nizami ve özel harekat eğitmeni personel alımı duyurusu. Tam da Suriye krizinin patladığı günlerde verilen ilanda iyi derecede İngilizce ve Arapça bilme şartı dikkat çekiyor. İlanın muhatabı ise 45 yaşından genç eski Türk Silahlı Kuvvetleri mensupları. Yani TSK personeli erken yaşta ayrılıp Sadat'ta işe başlıyor. Peki eğitimi alanlar hangi özellikleri kazanıyor? Bundan da bahsetmiştim. Sadat yazmış. Başta psikolojik harp ve harekat olmak üzere sabotaj, baskın, pusu, tahrip, suikast, kurtarma ve kaçırma, tedhiş. Bu eğitimleri kimler aldı? alanlar şimdi nerede? Bu soruların yanıtını bilmiyoruz. Yurt dışında bu eğitimi Sadat'tan alıp daha sonra Türkiye'de vatandaşlık, sığınmacılık statüsü alanlar oldu mu? Sabotaj, kaçırma ve suikast bir yana Kılıçdaroğlu'nun dikkat çektiği tethiş kavramına da değinmiştim. Zira tethişle terör aynı anlamı karşılayan kelimeler. Sadat, tethiş terör eğitimi verdiğini kabul ediyor. Türk Silahlı Kuvvetleri geçmişte tehtiş kelimesini kullanıyordu ancak terör tanımının yerleşmesiyle 80'li yıllardan itibaren teröre dönüştü. Asala için tehtiş denilirken PKK ya da IŞİD terör olarak adlandırıldı. Yaşlı Sadat kurucularının dilinin eskide kaldığı anlaşılıyor. Öte yandan savaşın da hukuku var. Tehtiş ya da terör, uluslararası hukuka, Cenevre Sözleşmesi'ne ve tabi milli mevzuata da aykırı. Ayrıca kolaylıkla yapılan casusluk suçlamasındaki kriterlerin bu meseleye uygulanması da tartışılabilir. Zira ilanlarda görüldüğü gibi eski Türk Silahlı Kuvvetleri personeli, Türk Silahlı Kuvvetleri'nde öğrendikleri özel savaş ve silah bilgilerini, teknik ve taktik birikimi yabancı güçlere öğretiyor. Bir detay daha fark ettim. Sadat kazandırdığı becerilerden, sokak hareketleri türü eylemlerde ve gizli etkinliklerden oluşan harekat tekniklerini çıkarmıştı. Neden acaba? Öte yandan Sadat bir günde doğmadı. Kumpas davalarıyla eş zamanlı büyüdü. Adnan Tanrı verdiğinin anlattığına göre kumpas davalarının propagandasını yapan Aster'de şeriat Anayasası ile gündeme gelen Asam'da Sadat'ın öncülüydü. Bunun ötesinde 28 Şubat davasının hazırlayıcısı onlardı. Davadaki 387 asker müştekiden 128'i Aster'in hazırladığı basma kalıp dilekçeleri verdi. Siviller arasında da 8 kişi sadat danışmanıydı. Öte yandan davaya sokuşturulan ve sahteliği kanıtlanan dijital deliller içinde bir tanesi ayrıca dikkat çekti. Zira bu belgeyi hazırlayanlar terör yerine tetiş kelimesini kullanmıştı. Sanık askerler bunun sahteliğin kanıtı olduğunu söylediler. Zira 28 Şubat olduğunda Türk Silahlı Kuvvetleri çoktan terör tanımına geçmişti. Yani kumpasçılar sadatçılarla aynı dili konuşuyordu. Türk Silahlı Kuvvetleri'nde Atatürkçüleri tasfiye eden kumpasları destekleyen Sadat'ın öncülü Aster. Şeriat Anayasası yazan Sadat'ın abiyi Asam. Türk Silahlı Kuvvetleri'ne personel seçen mülakatlara giren, Türk Silahlı Kuvvetleri'nden ayrılan genç personeli bünyesine alıp gayri nizami harp eğitimi verdiren Sadat. Suikast, sabotaj, tetiş, terör kabiliyeti kazandıran kurslar. Öyle anlaşılıyor ki seçime doğru suikast provokasyon terör duyumu alan Kılıçdaroğlu, Sadat hamlesiyle iktidara bir mesaj verdi. Testi kırılmadan aklınıza bile getirmeyin dedi. Geçmişten öğrenen insan geleceğe de yön verir. Yeter ki izleyici olmak yerine müdahaleyi seçsin. Barış Terkoğlu